3 saat oldu. Aman isterse 5 saat olsun. Yeter ki kurtulsun zavallı kızcağız. Hep benim yüzümden oldu. Bir şey olursa Reyhan'a kendimi asla affetmem. Yok canım, asıl benim yüzümden oldu. Yok yok, benim yüzümden oldu. Oğlum ben dedim sana onu evden kovalım. Olmaz öyle şey, benim yüzümden oldu. Bırak Allah. Benim yüzümden oldu. Nasıl oldu doktor bey, kurtuldu mu? Bizi meraktan çatlatmayı da söyleyin, kurtuldu mu? Henüz ölmedi. Henüz ölmedi mi? Ne demek şimdi bu? Bakın maalesef Reyhan Hanım'ın kan grubu dünyada en nadir bulunan kan grubu çıktı. Sıfır grubu RH negatif mi? Hayır. Yani %30 oranında evet. %30 oranında mı? Peki yani ne demek oluyor şimdi bu? Reyhan Hanım'ın kan grubunun %30'u sıfır grubu. %50'si A grubu, %20'si B grubu. Biz buna tıpta kokteyl kan grubu deriz. Ama siz halk dilinde ne dersiniz bilmem. Böyle bir kan grubu da hiç duymamıştım. Peki ne yapacağız şimdi? Eğer bu kandan bulamazsanız Reyhan Hanım ölecek. Çok kan kaybetmiş. O vücudundaki kan da ancak birkaç saat belki idare edebilir. Allah, vakit kaybetmeyelim. Bu kanı bulmamız lazım. Evet. Hadi şehre dağılalım, kanı arayalım. Hadi hemen hemen. Hadi. Alo Serkan. Ben Basar, ne haber? Serkan, senin isminde de kan olduğuna göre sende bol miktarda kan vardır. Bize kan lazım. Kokteyl grubu kan lazım. Yok, Tarkan'a mı sorayım? Tarkan askerde, bırak şimdi. Sende yok mu? Kardeşin Şahkan'a sor. Baban Hürkan'a sor. Lan bütün ailenizin ismi kanlı yok mu? Peki bir damla yok. Peki hadi görüşürüz. Alo. Ha Ekrem enişte. Ha benim. Ha ya senin kan grubun neydi ya? Yapma ya. Tamam yok. Tamam hadi hoşça kal. Hadi teyzeme selam söyle hadi. Ya benim bir arkadaşım vardı. Tavşan Efendi çalışıyordu. Belki onun radyosundan anons ettirebilirim. Hayır. Kokteyl kanı arıyoruz. Melez kanı değil. Şimdi bu kokteyl kanı denilen şey hepsinin biraz karışımı gibiymiş. Ya kanka be, ya acaba diyorum bu kan gruplarını belli oranlarda karıştırsak Reyhan'ın kanından elde edemez miyiz? O sebze çorbası mı yapıyorsun belli oranlarda karıştıracaksın? Hem öyle bir şey oluyorsa bile tıp alemi bizden önce bunu keşfetmiştir. Arkadaşlar, 68 kuşağından bütün yoldaşlara sordum. Reyhan'ın kanına uyacak kan bulamadım. Keşke 62'den tavşan kuşağından arkadaşlarım olsaydı da onlara da sorsaydım. Belki Reyhan'a bir kan bulabilirdik. Kanka be, peki hiç kan bankasına sordun mu? Yani adı üstünde kan bankası bu. Yani orada her türlü kan olur. Ya bunu hiç düşünmemiştim, doğru. O zaman ne duruyorum, ben hemen gidip bakayım. Hadi çabuk. Bana bak, bulunca bana da haber ver, oldu mu? Peki Önder Bey. Hadi. Siz de aramaya devam edin. Tamam Önder Bey. İnşallah bulurlar. Ben köydeki yakınları bir arayayım. Yazık, ölmek üzere. Vücudu artık son direnişlerini yapıyor. Ne çare, elimizden de bir şey gelmiyor ki. Keşke kurtarabilseydik. Alo, Ruşen'cim sen misin canım? Bak senden bir ricam vardı. Bize bir miktar kokteyl kan lazımdı da. Acaba akrabalardan kimde bulunur biliyor musun? Ya, hiç kimse de bulunmaz ha. Peki neyse tamam. Tamam hadi hoşça kal, görüşürüz. Hay Allah. Yok. Hiç kimse de yok. Aramadığım taramadığım yer kalmadı. Yani 118 bilinmeyen numaralardaki operatörlere bile sordum, yok. Ay bu Reyhan'ın kanı hiç kimseninkini tutmuyor ki. Dur bakayım akrabalı. Ayten, Ali. Oh Altu, bittim. Geldin mi? Ay, ne oldu? Bulabildin mi kanı? Buldum. Kan mafyasından pazarlıkla ancak 250 milyon olabilir. Ne? 250 milyon? Evet. Ver bakayım. Ver bir göreyim bakayım nasıl bir şeymiş şu. Kalanlık. 250 milyonluk kan. Allah Allah. Yani bu şimdi 250 milyon. Evet ama çok uğraştım. Allah. Bittim valla. Ben bunu pek kana benzetemedim. Ay bu vişne reçeli. Resmen vişne reçeli. Ne? Vişne reçeli mi? Olamaz. Oldu bile. Hem de en kötüsünden. Hay Allah'ım en iyisi. Madem ki 250 milyon verdin, hiç değilse reçelin iyisini alsaydın. Şuraya bak. 250 milyonluk vişne reçeli. Kandırıldım demek ha? Ay Allah'ım Allah'ım. Demek artık kendi memleketinin öz mafyasına bile güvenmemek lazım. Salak. Sırılsıklam. Salak. Eble. Enayi. Yani şimdi ben bu dünyanın en pahalı reçelini senin kafandan aşağı döker miyim, dökmez miyim? Gider yapma. Keriz kafalı. Terbiyesiz. Gel buraya. Kaçma. Kaçma, fena yapacağım senin yuvanı. 250 milyon ha? Yok. Vallahi yok, billahi yok. Mersin'deki hangi akrabama sordumsa biraz önce başkasına verdik dediler. Yok, hay Allah, hay Allah. Peki ne yapacağız biz şimdi yani? Göz göre göre zavallı kızcağız ölecek mi? Belki abim bulmuştur. Onun çevresi daha geniş. Evet. Tabii, Masarım'ın aklı da senden daha fazladır, anladın mı?
Gazanfer Beyciğim, dünyanın en pahalı reçelinden yemek isterseniz efendim, buyurunuz yiyin. Ay, yemez olur muyum? Bayıla bayıla yerim ben de. Ay, ne reçeli bu? Keriz reçeli, keriz. Aman, enayiler kraliçesi reçeli. Ay, anne yeter, yapma lütfen. Sus, hadi daha konuşa, sus. Buyurun, yardımcı olayım. A grubu RH pozitif kanama gecelik repoya koymak istiyorum da. Tabii efendim. Kanınıza gecelik repo faiz oranımız %35. Nasıl, iyi mi? İyi, fena değilmiş. Affedersiniz, benim biraz acelem var da. Hemen kokteyl grubu kana ihtiyacım var. Ne kadarsa vereceğim, hadi bakalım. Maalesef efendim, kokteyl grubundan kanımız hiç kalmamış. Ama eğer isterseniz size yıllık %60 faiz oranlı hazine kanından verelim. Nasıl yani, kokteyl grubu kandan hiç mi yok? Maalesef hiç yok. Bulabileceğinizi de zannetmiyorum. Karides kokteyl var, şaka şaka. Ben koyarım, tamam. Tamam, alın repoya. Kalp atışları bayağı yavaşladı. Adeta 10 sokak ileride davul çalan bir Ramazan davulcusunun davul sesleri gibi. İyi alamet değil bu. İnternette girmediğim site kalmadı. Bütün chat kanallarına yazdım ama Reyhan'ın kanından kimse de bulamadım. Ben geldim. Hoş geldin ruhum ama ben pek hoş bir durumda değilim. Neyin var aşkım? Yoksa yine Önder Bey'in verdiği işleri mi yetiştiremedim? Hiç merak etme, ben sana yardımcı olurum. Ya öyle bir şey değil Ruslar'cığım. Reyhan ölmek üzere. Ne var mı? Reyhan ölmek üzere. Sen buradayken sinirlenip koşup dışarı çıktı ya işte, çıkmış sokakta da araba çarpmış. Neyse şu anda hastanede yaşam mücadelesi veriyor ve kan lazım. Kanı da kokteyl denen bir gruptan. Bu grupta bir kanı kimse de bulamıyorum. Niye Reyhan'ın kanı seni bu kadar çok ilgilendiriyor? Çünkü Reyhan'ın başına bu kaza benim yüzümden geldi. O Nazan mıdır, Hasan mıdır, o üçüncü tür var ya. Onunla yakınlaşmasaydım bana sinirlenip dışarı çıkmayacaktı, başına da bu gelmeyecekti. Üzülme kocacığım, mukadderat. Bak, gördüğün gibi ben de bir ölüyüm, dert ediyor muyum? Ruzacığım, senden bir şey rica edebilir miyim? Neymiş, et bakalım. Ya, yukarı çıkıp şu Reyhan'ın kanından kimlerde olduğunu öğrenebilir misin? Bu kadar çok mu istiyorsun? Ya, çok istiyorum, hadi bana bu iyiliği yap. Yoksa ölene kadar bu vicdan azabıyla yaşayacağım. Madem bu kadar çok istiyorsun, o zaman ben de yaparım. Canım benim, canım. Ya ölüsün mölüsün ama iyi kızsın vallahi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helalem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruslar'cığım ölmemiş.